Merhabalar Fatma Hanım'la Anne Yemekleri'ne hoş geldiniz. Bugün Antalya Alanya'nın Mahmutlar ilçesinden bir otelden merhabalar diyorum. Böyle güzel bir yer. Sizlere de bir fikir olsun gelmek, görmek isterseniz diye. Şöyle güzelce, muhteşem bir yer. Hizmeti güzel, etrafı güzel, doğası, tabiatı güzel. Sizler de böyle yolunuz düşerse, gelmek isterseniz gelebilirsiniz diye bu vlogu hazırlamaya çalışıyorum. Daha sabahın ilk saatleri olduğu için kimseler yok. Şu an saat 6:30. Karşıda bakın deniz de görünüyor. Deniz de yakın. Şöyle güzelce hem denizi hem otelde kalması, her şeyi gayet güzel, harika bir yer. Evet, muhteşem bir güzellik. Otelden de böyle Akdeniz denizini seyredebilirsiniz, görebilirsiniz. Şeffaf, tertemiz, masmavi, tuz bucaksız bir güzellik. Her şey güzel. Gelip görmek isteyenlere bir fikir olsun diye bu vlogu çekiyorum. Komple oteller var buralarda. Havuzu var, her şey çok güzel. Tam karşınızda denizi var, Akdeniz. Yani şeffaf, berrak, çok güzel, masmavi, sınırsız, güzel bir denizimiz, tertemiz. Gelip görmek isteyenlere bir fikir olsun diyorum böyle. Bakın, Antalya Alanya Mahmutlar ilçesine gelirseniz buraları görebilirsiniz diyorum. Kaldığımız otelden deniz manzarası şöyle çok güzel, bakın. Muhteşem bir güzellik. Şöyle etrafı havuz, içinde denizi, dışında şöyle güzelce. Gelmek isteyenlere bir fikir olsun diye bu vlogu çekiyorum. Güzel, muhteşem bir yer. Başta da söylediğim gibi Antalya Alanya'nın Mahmutlar ilçesinde. Alanya Mahmutlar'da kaldığımız otelimizdeki menülerimizi çekiyoruz. Aşçılarımıza teşekkür ediyoruz baştan. Biz de bunları paylaştıkları için. Sizlere de bir fikir olsun. Makarnamız var. Maydanozlu soslu. Evet. Brokolimiz var. Tam diyetli. Harika bir yemek. Sağlıklı bir yemek. Böyle sırayla çekiyorum. Evet. Gene kavrularak yapılmış bir makarnamız var. Kelebek makarnamız ve bu hindi mi? Evet, hindi köftesi. Hindi eti değil mi? Evet. Evet, hindi etinden yapılan bir yemeğimiz var. İspanaklı ve ispanaklı yumurtamız var. Çok güzel, doyurucu, lezzetli, harika bir yemek. Ve spagettimiz var. Evet, bu sos galiba değil mi? Evet. Sade salçalı sos mu yoksa? Sade salçalı. Salçalı sos. Neye, bu şeye mi kullanacak? Makarna, evet. Makarna, spagettiyle kullanacak. Evet, ana yemeğimiz sayılır değil mi bu? Evet. Ana yemek. Sebzeli. Sebzeli, patates, havuç, güzel, et, çok harika bir yemek. Bu. Ve arpa şehriyeli bulgur pilavımız, çok güzel. Evet, bu da bezelye yemeğimiz değil mi? Bu da ana yemek sayılır. Evet, çok güzel. Güzelce buraya gelip görmek, yemek isteyenlere bir fikir olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, Alanya Mahmutlar'a geldiğiniz zaman bu otellere gelip kalabilirsiniz. Şöyle çok güzel bir fikir olsun diye sizlere. Antalya'ya, Alanya'ya geldiğiniz zaman gezebileceğiniz yerlerden biri Alanya Kalesi. Şöyle güzelce yeşillik, ormanlığın içinde masmavi denizi, muhteşem, berrak, güzel bir görüntü, şöyle güzelce gelip de görebileceğiniz bir yer Antalya Kalesi. Gelin, gezin, görün. Şöyle çok güzel. Tarihçesi burada yazıyor. Ve Almanca olarak, İngilizce olarak, Rusça olarak yazıları var tanıtım için. Şöyle güzel buradan giriş yeri. Ve şöyle girişte ücret alınıyor, az bir cüzi.
bir ipucu olarak vereyim. 18 yaş altı olanlara ücretsiz, onu da belirtmiş olayım. Geldiğiniz ya da gelmek istediğiniz zaman bir bilgi olsun. Şöyle muhteşem masmavi Akdeniz denizi ayaklarınızın altında, şöyle ormanlık harika. Böcek ve kuş sesleriyle kalemizi gezmeye devam ediyoruz. Evet, kaleye böyle tepeye doğru, bayıya doğru yürüyerek çıkıyoruz. Evet, kalenin içinde artık böyle kazılar var. Böyle yavaş yavaş sağlı sollu eski evler, mezarlıklar, kazılar yapılıyor. Şöylece. Çok güzel. Böyle güzelce sıra sıra geziyoruz. Evet. Muhteşem güzellikler. Gerçekten ülkemiz harika. Cennette yaşıyoruz. Tarihimize sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. Herkes sahip çıkarsa bu ülkeye bir şey olmaz. Evet. Yoğun bir turistler var ama çekmiyorum. Çok insan haklarına şey olmasın diye. Şöyle sadece yapıları çekmeye çalışıyorum. Evet. Boydan boya böyle sağlı sollu eski yapılar var, kazılar var. Böyle gezerek gidiyoruz. Evet. Eski tarihi yapılar böyle. Güzelce. Kale içi bunları gelip görebilirsiniz. Tarihi eser yapılar. Şöyle güzelce. Kale içi sıra sıra böyle geziyoruz. Bakın. Evet, böyle tel örgüler örmüşler. Çünkü bayağı derin yerler var. Düşme olabilir riskinden dolayı. Muhteşem yapılar yapmışlar eskiler. Evet. Hep taştan. Evet, kaleye geldik artık. Çıktık şöyle. Boydan boya şöyle güzelce. Evet. Akdeniz ayaklarınızın altında, Antalya ayaklarının, Alanya ayaklarınızın altında şöyle muhteşem bir görüntü. Şöyle boydan boya gelip görebilirsiniz buraları diyorum. Şöyle. Evet. Evet, artık kalenin başına geldik, zirveye. Ve şöyle Akdeniz suları ayaklarınızın altında şöyle muhteşem masmavi tertemiz. Ve Alanya ayaklarınızın altında ormanlık, şöyle doğa, tabiat. Muhteşem bir güzellik. Gelip görmek isteyenlere fikir olsun. Şöyle çok güzel bir yer. Evet, kalenin en zirvesinden şöyle iniyoruz. Tekrar aşağıda bir kalenin etrafında bir yer daha var. Oraya doğru yürüyoruz. Bayağı bir kalabalık, yoğun turistler var. Az önce dediğim gibi onları almamaya çalışıyorum. Farklı yorumlar olmasın diye. Kalabalık yani. Onlar bile gelip buraları görüyorlar. Bizler vatanımızı gelip görüp gezemiyoruz. Bence herkes gelsin, herkes buraları gezsin diyorum.
Evet, kalenin diğer yanına geliyoruz şöyle. Ve fotoğraf çekip denizi tam görebilmeleri için kademe kademe yerleri çevirmişler. Güzel yerler düzenlemişler. Şöyle, evet. Buradan da şöyle bir görüntü almak istedim. Muhteşem bir görüntü. Evet, buradan da farklı bir görünüm var. Şöyle. Evet, şöyle bakın. Muhteşem. Bayağı bir yüksek yerden şöyle görüntü. Evet. Evet, burası bayağı bir uçurummuş gibi. İnsanın içi ürperiyor şöyle yüksek. Bayağı bir aşağıya baktığınız zaman insan ürperiyor. Manzara güzel ama mesafe yüksek olduğu için şöyle bakın. Uçurulmuş gibi geliyor ama muhteşem bir güzellikler var. Evet, böyle boydan boya kalenin etrafını geziyoruz. Şöyle hep aynı bu şekilde. Ormanlık sol taraf, ağaçlık ve yapılar var, kazılar var. Buralarda da kalenin duvarları var. Şöyle boydan boya böyle dolanıyoruz. Evet, bu kalenin etrafını gezerken güzel böyle tahtadan korumalı güzel yollar yapmışlar. Temiz, hijyenik bir yer yani. En azından çöp şey yok etrafta. Güzel belediye çalışıyor diyoruz. Daha da temiz, daha da güzel farklı şeyler yapılabilir. Böyle dinlenmek için oturamaklar koymuşlar kölge ağaç altlarına. Burası böylece kalenin içi. Evet, burada bir kapı var. Tam denizi görüyor. Burayı merak ettim. Çıkış nereye gidiyor? Boydan boya. Tabii deniz iniyor herhalde. Şöyle. Evet. Buradan böyle eskiden denize geçen bir inen kapı yol varmış. Evet, gene buralarda böyle gizli sığınak halinde yerler var. Korumalı şöyle. Evet, boydan boya kalenin etrafı böyle devam ediyor. Evet, artık kalemizi şöyle tur attık. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz, çıkışa. Evet, az önce söylediğim gibi şöyle artık kalemizin çıkışına geliyoruz ve yorulanlar dinlensin diye böyle oturamaklar koymuşlar ağaçların altına ve mola veriyoruz şöyle. Evet, girişten şimdi tekrar çıkıyoruz, artık dolandık dolandık şöyle muhteşem güzelliği bırakıyoruz ve kalemizden çıkıyoruz. Evet, kaleden çıkıyoruz artık. Bir tarihi yeri daha gördük ve çektik sizlerle şöyle. Paylaşıyoruz, buradan çıkıyoruz. Evet, buralarda böyle güzel şeyler var, satılıyor. Almak isteyenlere bir fikir olsun. Şöyle hatıra olarak alabileceğiniz. Evet, Alanya yazısı ve buzdolabı süsleri var. Ne kadar bunlar? Tanesi 3 lira, 2 tane 5 lira. Bir tane alın şuradan. Bir tane al şu Alanya'yı yazan. Ya da şöyle bir tane şey olabilir ama. Aynı. Dolaba yatıştıracaksan bu. Şundan alın bir tane o zaman. Evet, şöyle güzelce takılar. Almak isterseniz, gezmek isterseniz buralarda güzel şeyler var. Alanya Kalesi'nin giriş ve çıkışında. Evet, şöyle güzelce buraya geldiğiniz zaman alabileceğiniz güzel çantalar, tülbentler, böyle el işi çok güzel örtülerimiz var, tülbentlerimiz var çok güzel. Gelip alabilir, görebilirsiniz. Evet, böyle çantalar var çok güzel, kasketler, tülbentler var oyalı oyalı. Şöyle dantellerimiz var. Gelip görüp buralardan alışveriş yapabilirsiniz. Evet, rengarenk çok güzel çantalarımız var. Ne kadar bunlar? Bunlar 35 lira. Bak, gayet de güzel, uygun. Hatıra olarak bunları gelip görüp alabilirsiniz.
Evet, burada bayanlarımız el işleri yapıyorlar, tülbent oyaları. Çok güzel dantellerimiz var, tülbentlerin kenarları var. Söylediğim gibi çantalarımız var, çok güzel, çok şık. Kız çocuklarımız alabileceğimiz giysiler, hediyeler var. Evet, çok güzel çantalar. Şu büyük çanta ne kadar Mevlana olan? 35 lirada. O güzel, onun içine bir bakabilir miyim? Tamam. Evet, burada da çok güzel yine dantellerimiz, el işlerimiz, tülbentlerimiz, oyalarımız var. Çok güzel. Böyle uğrayın, buralara bakın. Buralardan alışverişler yapabilirsiniz. Şöyle çok güzel. Birer hatıra olsun. Buradaki insanlara destek olsun. Evet, bir tane çantamızı aldık ve hatıra olarak kullanmak üzere buradan ayrılıyoruz. Burada da böyle gezilecek yerler var, görülecek. Kaleyi çıktıktan sonra gene etrafı gelenler buralarda güzelce arabalarını park edebiliyorlar. Ve yukarıya yürüyerek çıkabiliyorsunuz kalenin. En tepesine çıkmak gerekiyor çünkü şöyle. Evet, bu da kalenin dışından bir görüntü şöyle. Etrafı komple şöyle çok güzel denizi. Kafeler var böyle güzel güzel, mola verip dinlenebileceğiniz. Akdeniz ayaklarınızın altında. Gelip görmek isteyenler gelip buraları görsün. Evet, Antalya Alanya'da gezilebilecek yerlerinden biri de Dim Çayı, Dim Mağarası diye bir yer var. Ve oraya geldik. Sizlere de bir fikir olsun diye burayı da çekmek istedim. Muhteşem bir yer. Yolları evet dar. Güzel yapmışlar ama dar bir yol. Dikkatli olmak lazım. Ve hep dönüyor. Şile'nin yolunu andırıyor. İstanbul Şile'ye gidenler varsa oranın yolunu andırıyor. Ve böyle doğa tabiat iç içe. Gelenler araçlarını buraya park ediyor, belli bir ücret alıyorlar ve yukarıya doğru çıkıyoruz. Evet, böyle merdivenler var yukarılara çıkabilmek için. Oradan çıkıyoruz. Evet, Dim Mağarası ve Dim Çayı'nın hikayesi var burada. Tarihçesi şöyle. Evet, merdivenlerden böyle çıkıyoruz yukarılara dimdik. İstediğiniz saatte gelinmiyor. Belli bir saatler var, giriş çıkışları. Bu saatlerin dışında buraya giremiyorsunuz. Burası da kale gibi dimdik böyle. Merdivenlerle çıkılan bir yer. Mağaraya doğru gidiyoruz. Evet, buralarda da giderken yine böyle hediyelik eşyalar, dükkanlar var. Geçerken bakabiliyorsunuz, almak istediklerinizi alabiliyorsunuz. Şöyle güzel. Evet. Kartpostallar var buralara hatıra olarak. Ve doğa tabiat iç içe. Çok yükseklerden. Şöyle. Zirveden. Tarafı 310, sağ 50 metre. Yol iki tane var. Önce sola gidin. En sonunda göl var. Yol bitecek zaten. Oradan geri gelin. İsterseniz 50 metreye girin. Orada sola çıkıyor. Evet, uyarı levhaları var buralarda. 10 metre aşağı ineceğiz şimdi. 360 metreye geçkin bir uzunluk var. Evet, mağaranın içine doğru iniyoruz artık. Kalıntılar, tortular var böyle. Şöyle. Evet. Merdivenlerden iniyoruz. Şöyle. Gelip göremeyenlere nemli bir ortam. Tehlikeli, dikkatli bir şekilde iniyoruz. Evet, yerler ıslak, nemli şöyle. Dikkatli olmak gerekiyor buralarda. Evet, şöyle. Çok dikkat etmek lazım. Kaygan zeminler. Evet, belirli yerlerde böyle su toplantıları var, birikintileri var. Su tortuları var, birikintileri var şöyle. Çok güzel, nemli, rutubetli bir ortam. Çok dikkatli olun, uzun uzun merdivenler var, karanlık. Boş ışıklar var ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Şöyle, ooo daha uzun, bayağı var. Evet, buralara gelirken mümkünse düz
ayakkabı, düz topuklu ayakkabı, spor, sandalet, o tarz şeylerle gelin. Kaymayan ve topuklu olmayan ayakkabılarla gelin. Evet, çekim yapıyoruz ama çok o tortolar, kalıntılar görünmüyor. Çok uzun bir yol ve hakikaten çok da tehlikeli bir yol. Yerler var. Birinkinti sular var ama karanlık olduğu için almıyor. Evet, sonunda zirveye geldik. Yani göl birikintisi var burada. O yüzden herkes buraya ziyarete geliyor, merak ediyor. Görmek istiyorlar. Nefes nefese kaldık hakikaten. Çok yorucu. Şöyle bakın. Ta kaç metre yerin altında böyle bir birikinti ve tortular var, kalıntılar var. Çok güzel, muhteşem bir yer. Evet, tarihimizi bilmek, gelip görmek fayda var diyorum ve tekrar dönmek için uğraşıyoruz. Kolay değil buralara gelip görmek, bayağı bir zaman süreç istiyor ve biraz daha kadar cesaret istiyor çünkü karanlıklı bir ortam, loş bir ortam. Evet, şimdi artık geriye dönüş başlıyor. İnerken basitti de çıkarken bayağı bir zor olacak çünkü basamaklar yüksek yüksek. Böyle gölümüzün başında bir heykel var ve bu heykelde anne ile çocuk diye yazıyor. Şöyle tam tabii karanlık olduğu için belki onu görmeyebilirsiniz ama şöyle ve böyle bir su birikintisi var. İşte herkes buraya bunu görmek için bu kadar zahmete katlanıyor. Değer mi? Evet, değer. Tarih hakkında bir bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Şöyle buraya geldiğiniz zaman tarihçelerine de bakarsanız bence güzel bir fikir, bilgi sahibi olarak gezmek daha güzeldir diyorum. Ve tabii ki buralarda kedilerimiz de var. Bunlar geliyor mu? Bugün çayımız da burası böyle. Boydan boyu uzun ta yukarılardan, dağlardan gelerek böyle güzelce buralara etkinlikler, insanların gelip oturmaları için şark köşesi tarzı yerler yapmışlar ve yemek, kahvaltı, gözleme, balık, ne istiyorsanız yiyorsunuz böyle. Hoş, farklı, otantik bir ortam yaratmaya çalışmışlar. Kaydıraklar var çocuklar için. Böyle bir güzelliklerden yararlanıp görmek isteyenler gelebilir. Evet. Gelip görün. Bizler tabii çok net çekemedik ama buralarda net çekilmiş fotoğrafları var. Gelip görün. Kalıntılar böyle. Bakın böyle tortlar var, kalıntılar var. Güzel bir şey. Gelip görün. Evet. İşte Ramazan'ı atmaya çalışıyor. Halatlar var, merdivenler var. Oralardan geçelim. Çıktık şimdi en zirveden şöyle. Dim çayını da görüntülüyoruz. Bakın biraz sonra şöyle oralara da ineceğiz. Bayağı bir mesafe var. Evet. Mağaramız çok yükseklerde, zirvede. Sabır Muhammed. İsteyen. Dim çayı da aşağıda gelip görmek isteyenler için muhteşem güzellikleri olan bir yer. Antalya, Alanya'nın gezilebilecek yerlerine fikir olsun diye sizler için çektik. Evet, doğa, tabiat, su, her şey iç içe. Kuş sesleri, böcek sesleri, insanın buralardan gidesi gelmiyor. Gelip görmek isteyenlere bir fikir olsun diye bu videoyu çektim. Gelin, görün. Tarihinize, memleketimize, hem ekonomimize katkıda olsun, hem sizin de bir konularda ya da bizlerin, hepimizin bir konularda fikrimiz, bilgimiz olsun, ülkemiz, tarihimiz hakkında diyorum. Ve bu güzelliklerle hoşça kalın, Allah'a emanet olun diyorum, sevgiyle kalın, kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın diyorum.